Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Happy Eat Köfte serimizin 60. bölümüne hoş geldiniz. Wow! Neyse. Evet, hatırladığınız gibi önceki bölümde tamamen crafting yapıyordum. Şimdi iki bölüm arasında yaptığım ufak şeylere değinmeden önce bir şey demem lazım. Yarışmaya neredeyse çok az katılım olduğu için şu an iki tane vardı. Birkaç kişi de süreyi uzatmamı istedi. Ben de Perşembe'ye kadar uzattım. Zaten Perşembe muhtemelen 99. videoyu yayın 99 ya da 98. videoyu yayınlamış olurum. E tabii o esnada buraya bir MFSU taşıdım, şuradaki enerji hattından. Şu makineleri koydum, şunları ekledim ve bunların hepsi 300K. 3000K. Bu şekilde gayet güzel bir biçimde bunları yerleştirdim. Bunun dışında başka ne yaptım? Twilight Forest'ı geri kurdum. Bir eve bakayım hemen. Pardon, yukarı bakalım. Mining saniye. Tamam, doğru, helmet kafamda. Evet, bu bayağı bir ilerledi. Gördüğünüz üzere ve buraya bir tane daha Overworld Link ekledim. Bunun dışında başka ne yaptım? Buralarla uğraştığımı bilmiyorum. Arıcılarla da hiç uğraşmadım zaten. Bunların hepsi ağzına kadar dolu şu an, o yüzden durdurdum. Bir saniye. Evet. Ha, bunun dışında son çekimimle bu çekim arasında baya bir zaman farkı var. Çünkü tüm hafta sonu bir etkinlikteydim. Kontakt diye. Eğer oraya gideniniz varsa, giden biri varsa orada kel kişilerden bir tanesi bendim. Hatta Ikka cosplay'i yapmıştım. Hani yani sevmediğim bir elmeden bir karakter yaptım. Çok süperim değil mi? Öyleydi işte. O yüzden biraz benim kayıtları yapmam gerekiyor. Daha doğrusu kayıtları önceden yapmam gerekiyordu. Ve o yüzden 5 bölüm falan çektim. 4 ya da 5 bölüm. Ve en son otobüm kaybolmuştu sebepsiz bir yere ve Twilight Forest'ı geri kurdum. O yüzden yeni bir tavuk alıp tabii Twilight Forest'ı sildiğim için böyle bir şey. Bir saniye. Stone Sword'un neyse. Böyle bir şey yapmam gerekecek. Heh, tamam. Bunu neden yaptığımı ve bunu söyleyip sizin gözünüzün önünde yaptım. Evet, artık penguenimiz geri döndü ve bir şey daha yapmam lazım bu yüzden. Bunu neyle yapsam? Neyse, daha sonra yaparım onu. Evet, şimdi bu bölümde neler yapacağız? Öncelikle bunların hepsini bir enerji hattı üzerinden bağlamamız lazım. Hepsi gayet medium voltaj alıyor. Ve burada bir MFI'miz var. Dolayısıyla da hepsini o MFI üzerinden bağlayacağız. Fakat sanırsam bunları alttan enerji bağlamasam olur. Evet, alttan değil yanlar. Yani şu grubu alttan bağlayabilirim de şu grupta iki tanesinin önden bağlanması lazım. Sebebini öğreneceksiniz çünkü şu grupta şu ikisi Methane Cell, bu ikisi ise Water kullanacak. Bunu yapmamdaki olaya gelecek olursak eğer Methane Cell'lerin kullanımına bakalım. Pardon, Methane Cell değildi. Neydi? Quicksilver'dan bakalım. Yazabilsem.
Quicksilver da ne olduğunu gösterir. İsmini unuttum tabii. Evet, tabii. Mercury Cell, pardon. Mercury Cell'in kullanımlarına bakalım. Gördüğünüz gibi Industrial Grinder'da Silver'ı, bununla işlersek eğer 3 tane Silver Dust ve 2 tane Pine Tile of Dust. Gold'u Gold Dust. Copper'ı 2 Copper. Yani Copper artımız olmayacak buradan, ancak Gold artımız olacak ki bu da güzel bir şey. Silver gene. LED. LED artımız olmuyor, ancak Silver artımız oluyor. Ferrous. Platinum elde ediyoruz. Ve bunda sülfür ve silver. Evet. İridium'da, yani buralardan itibaren artık diğer artılar gelmeye başlıyor. Nether Gold'dan bayağı bir gold elde ediyormuşuz. Onu öğrenmem iyi oldu. İşte bu şekilde bize artılar kazandırıyor. Normal grinder recipe'lerine bakarsak eğer, bunların çoğu biraz değişik. Gördüğünüz gibi 2'ye 3. Bazı madenler değişik yollarla artırılıyor. Mesela buradan copper artı sağlamak için sodyum bilmem ne lazım. Bunu üretmek için chemical reaktör ile birlikte compressed air cell ve sodyum sulfurit asit. O da gene chemical reaktörde bunlar gerektiriyor. Chemical reaktörü daha ileride yapmayı planlıyorum. Şu an ihtiyacım yok. Ve penguen kaçmış. Demek ki sen buraya kısasın. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu çözmemiz lazım neticede. Aklıma güzel bir fikir geldi. Slablerim var mıydı benim? Yoksa da alırım. Tamam, bunun yetmesi lazım. Kapır varmış. Hayır. Fazla bile. Ben direkt buraya slab koyayım. Tamamdır. Şuraları daha sonra kaparım bir şekil. Ya da dur. Oralara çok daha güzel bir şey buldum. Evet bu. Ve bu ufak tefek dekoratif şeyleri sizin gözünüzün önünde yapıyorum da. Daha videomuzun başındayız. Sen şöyle dur. Tamam. Bunu yapmamız sebep. Ya da dur, o öyle durmasın. O direkt şöyle dursun. Tamam. Evet, bence gayet güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Zaten biraz buzumsu bir havası oldu. Ve buna bir isim koyacağız. Penguenimize. Evet, penguenimizin adı ne olsun? Çok basit. İnegöl. Ya da dur. Ben hazır Trabzonluyum. O zaman senin adın Akçaabat olsun. Tamamdır. Adı Akçaabat. Şunları da şuraya atalım. Ayrıca craftable moduna getirirsek eğer,
iki steak senden hazırlayalım. Yani biz yokken onlar hazırlansın. Ne olur ne olmaz. Şimdi şu grubun enerjisini alttan taşıyoruz. Ya da enerjiyi yanlardan taşıyalım, suyu alttan taşıyalım. Bence bu daha mantıklı. Evet, enerjiyi yanlardan, suyu alttan taşıyalım. Şununkini en son halledelim. Ben şu enerji hattını döşeyip geliyorum. Ve tabii ki de her zaman kablolarımız yetmedi. Basit yol. Bu. Tabii bazı şeyleri craft edecek. Mesela elektron gibi. Neyse ben elektronla üretiyorum bunları. Daha verimli. Hani zaten silver'ım bayağı fazla. Gold'um da o kadar sıkıntı değil. Hani diamond daha önemli benim için ki bu sayede kâra geçiyorum her gene. Şurayı normal stone yaparız. Ve burada bir zamanlar benim eski madenim vardı. Bir zamanlar diyorum. Çünkü artık yok. Onun yerine ne aldı? Burası aldı. Burası için bir mağara aldı. Evet, enerji hattını döşedim bu şekilde hepsine. Ve gördüğünüz gibi hepsi enerji aldıklarını göremiyoruz grinderların, doğru. Ve şimdi su mekanizması da lazım bize. Bunun için tabii ki de biz Echo Accumulator gerekiyor. Muhtemelen şuralarda bir yerde vardır. Çünkü zaman bir tane varmış. Bakalım başka var mı? Yok. Şu fazlalık maden, topladığımız madenleri de atalım. Tamamdır mis. Ve suyu nereye koyacağız? Tamamdır. Tam olarak burası bence güzel bir nokta. Ve doğal olarak bize su lazım. Ama bir kova değil, iki kova istiyorum ben. İkinci kova. Diğer kovalarım nerede benim? Yok. Ha, buradaymış. Muhtemelen kesin birileri gördü ve köfte oradaydı diyordur içinden. Evet, gördüm en sonunda onu. Tabii su bizi oraya itiyor. Ve Echo Accumulator'ımızı da koyalım direkt. Seni. Evet. Tamamdır. Şimdi bize bolca liquid art lazım. Tamamdır. Bolca var. Sen evin içindeyim zaten. Bunu kullansam gayet iyi, mantıklı bir seçenek. Şurayı kazarsak eğer buna denk geleceğiz.
zaman aşağıdan bir şeyler de kazmamız lazım. Bunun anlamı şöyle bir şey yapmamız lazım. Tabi burada stone varmış. Şuradakini de götüreceğiz bir de. Evet, geri kalanını kapatabiliriz artık. Şunu normal stone'la kapatalım. Görünüş için estetik detaylar. Yani gerçi o kadar önemli değilmiş. Tamam, burası biraz hengame. Ama halledeceğiz bunu. Son nokta rötuşları da koyduktan sonra liquid duct'larımızı alıp son liquid duct'ımızı da yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde liquid duct'larımız da tam olarak yerleşmiş oluyor. Ve artık burayı kapatabiliriz. Burayı da fazla bir işimiz kalmadı. Tamamdır. Şu ufak bir böyle bir manzaramız var ama olsun, belki aslında yandan da taşıyabilirdim enerjiyi. Düşündüm de. Tamam, boş ver, hazırlamışız diyeceğim de yandan taşısam daha iyi olur. Ben şunları değiştirip geliyorum. Evet, bu enerji hattımızı da bağladık en sonunda. Tabii şurası kaldı bir de. Bir de şu ikisi. Şu ikisi için farklı. Şu ikisinin enerjisinin direkt buradan gelmesini planlıyorum. Ki bu da buradan gelecek. Bunların altından hiçbir şekilde enerji sokamam çünkü altlarından bir giriş sağlanacak. Dolayısıyla da şu an Blast Furnace'lar ve şu ikisi haricinde her şey enerji alıyor. Şimdi o ikisine nasıl, şunlara enerjiyi nasıl alacağım? Bunlara da yandan gelmesi lazım o zaman. Bu da demek oluyor ki biraz daha stone alacağım. Çekiş alanına gelelim ve stone diyelim. Şu bir saniyeyi de bırakalım. Tamamdır. Tabii şuradan itibaren biraz düşürelim bir seviyeyi. Ha, tamam. Merdiven, ilk merdivenlerimin oraya geldim. Anlaşılan. Ve tabii ki de stone olacaksın sen. Sen de stone ol. Evet. Şimdi bu enerji hattımız şu. Bu ise şu kırılsın ve şu gelsin. Bu ve bunlar da bu. Tamamdır. Şu an burada, bu odadaki her makine, hem de istisnasız her makine enerji alıyor.
Ve şurayı da kapatalım. Şuralardan Applied Energy Sticks hatlarım geçecek. Vesaire vesaire. Ve bölümün çoğunu tamamen enerji hattını taşımaya ayarlamışım. Ayarlamaya ayarlamışım, pardon. Ayırmışım. Konuşabilsem çok daha süper şeyler yapacağım. Ama konuşamıyorum. Peki, şimdi ne yapalım? Bazen dire coil'imizi çalıştırdığımızda sanki bu blast furnace, bu enerjimiz yetmiyormuş gibi geliyor bana. Onu daha sonra halledeceğim. Gerçi onun için bayağı bir steel üretiyorum. Fakat şimdi bize ne lazım? Bolca import ve export bus lazım. Bir saniye, şurada export bastı değil mi? Evet. Ve özel bir kablo daha craft etmem lazım. Ve bunun adı Dark Cable. ME Dark Cable. Bunun yapımı çok basit. Yani iki tane yapacağız bundan. Redstone, iki adet redstone, lever ve ME Cable. İkişer adet. Hemen craft edelim. Tabii ki tam olarak iki adet lever'ım varmış. ME Cable'lar ve Redstone. Tabii cable'larımı ben alayım. Bunlar bana lazım. Şu machine partları falan da bırakabilirim artık bence. Sizleri de. ME cable'ların size ne olduğunu açıklayayım. Hatırlarsanız burası iki farklı hatta dönüşecek. Dolayısıyla da yani aralarında dönüşümlü olacaklar aslında. Dolayısıyla da bunu bu şekilde tasarlıyorum. Tabii dur. Nasıl yapacağız? Şu şekilde olabilir, evet. Dark Cable'ların olayı, Redstone sinyali aldıklarında ancak bağlıyorlar. Hatta tabii bunların içine aktarmayı da şimdi tasarlamadım. Tamamdır. Şu arkadaşımız ise biri bu şekilde olmalı. Şu arkadaşımız ise tasarlaması biraz sıkıntılıymış. Ben hemen bunun düzenini belirleyeyim. Evet, düzenimiz bu şekilde sanırsam. Şu yukarılardan ME hattımıza bağlanacaklar. Şunlara değmeden. Bakalım bu bunun üstünde ne var? Tamam, bir şey yokmuş. Evet, tam o yukarıdan ME hattımıza bağlanacaklar ve bunu gene fazla kazdı bu. Burada ise bir adet logic gate'imiz olacak. Bu logic gate'imiz tamamen hata ne olduğunu göstereyim. Tabii gate'lerin adını hatırlayamadığım için buradan bulmam gerekecek. Kolay yol. Red power. Logic. RS latch olabilir. Yok, değildi. Pardon, RS latch değildi. Toggle latch, evet. Yapımda lever kullanıyordu senin, evet. Dur. Bu da değildi, bu da değildi, bu da değildi. Direkt buraya herhangi bir şey koymama gerek yok. Buraya direkt red power ile halledebilirim. Düşününce. Evet, red power ile halledebilirim. Dolayısıyla da size de gerek yok. Onun yerine ortada bir şeye ihtiyaç var. Tamamdır.
Neyse bu böyle kalsın. Orada da sana bir tane ihtiyaç var. Ve şuralara gayet redstone sinyallerimiz lazım. Onları hallederiz. Şunu kırmadan. Ve tabii ki de renkli kablolarımız lazım yine. Doğal olarak sana da ihtiyaç yok. Sana da. Anladım. Çok daha temiz bir görüntü oldu. Tabii buralarda öyle bir derdimiz yok. Buralarda direkt, yani henüz bunların içine aktarım sistemini tasarlamadığım için bu şekilde yerleştiriyorum. Aktarım sistemini tasarladığımda tamamen yerleştireceğim. Şu an bir de biraz taslak olsun diye. Şunlar kolay. Onları hemen hallederim birazdan. Bunlardan bir ya da iki tanesinin auto-crafting'e ayrılmış olmasını istiyorum, planlıyorum. Yani auto-crafting'ten kastım. Anlamışsınızdır. Bazı Blast Furnace recipe'ler için. Mesela Steel. Dolayısıyla bunlar biraz özel. Şunlar ise işin basit kısmı. Şimdi Metinsel içinde auto crafting sistemi döşemem gerekecek. Onu şuraya bir yere belki koyabilirim ya da şuraya koyabilirim. Ve dolayısıyla da ve onun alttan bir girişe olması gerekecek. Ona bir import bus lazım. Şimdi bize kaç tane export bus lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane garanti lazım bana. Onları yapayım ben. Export. Begin. Craft ediyor şimdi. Ne bekliyor bu? Evet, sen ne bekliyorsun? Ha, glass. Glass'ımız yok, tamam. Dolayısıyla da bu glass pişiriyor şu an. Evet. Bir şey test etmek istiyorum. Bunun için yukarıdaki hattımıza bağlamamız gerekecek bunu. Ah. Ben uçabiliyorken neden böyle akrobatik şeylerle bunu yapmaya çalışıyorum? Mesela ben çok yanlış bir yerde mi kazıyorum? Evet, çok yanlış bir yeri kazıyorum. Evet, bundan da bir stack craft edelim. Çünkü lazım olacak zaten. Bu da bir şey istiyor galiba. Arada şu bir sene yine o bir konsola bak. Tamam, bir şey yok görünüyor. Tamam, düzeldi galiba. Yarın bir forge'u da güncellemeyi deneyeyim. Güncelleyeyim daha doğrusu. Neyse, ilk etapımız için yettiler. Bizim için de gereken bu. Hatta bir tane de arttı. Evet. Export pasımız böyle hazır. Şimdi bana biraz ore lazım. Ore'u nereden bulacağım? Çok zor bir soru. Acaba nereden bulabilirim? Cidden bunun cevabını hiç bilemiyorum. Kaskı değiştirirsem güzel olur. Aa, buldum. Mining Age'im.
Ah. Tabii dolayısıyla da başka bir şey yapıyoruz burada. Seni kaldırıyoruz. Ve seni ekliyoruz. Stack şeklinde hareket et. Ve tabii ki de fan gene coştu. Bu sıralar benim fan coşuyor bayağı bayağı. Evet, üstten atabiliyor. Fakat birden fazla olduğu takdirde bunda ne yapacak? Onu merak ediyorum şimdi. Ve buraya da bir tane wireless bilmem nesi eklesem güzel olabilir. Gemi cable. Bu gene bir şey bekliyor yukarıda. Tabii onları kullandı. Nasıl bekliyor? Çok basit. Mesela bu ikisi aynı olursa acaba burada ne yapacak? Direkt bulabildiği ilk müsaade atıyor galiba. Ama ben bunların aynı şekilde bağlanmasını istemiyorum. Aynı şekilde atılmasını istemiyorum. O zaman ne yapabilirim? Ne dersin? Bunlara aynı maden denk gelmesini istemiyorum. Ya da denk gelsin ya, umurumda değil. Direkt böyle atayım. Hepsini. Tamamdır. Bu şekilde atıyorum hepsini ben direkt. Ve tabii ki de sen. Ama sana export bas lazım. Geri kalan 5 tane export basım burada. Ve ME cable. Her zamanki gibi. Tamamdır. Ve import baslar da lazım. Kaç tane lazımsın? Şimdi zaten 8 tane makine craft ediyoruz. Kullanacağız şimdilik başta. Dolayısıyla da 8 tane. Tabii şunlar şimdilik devre dışı. Bunları istesek bile çalıştıramayız. Onun bariz bir sebebi var. Çünkü dark cable'lar redstone sinyali almadıkları takdirde hiçbir şekilde çalışmaz. Yani onlara redstone sinyali lazım. Ve henüz o redstone sinyalini vermedik. O redstone sinyalini de çok ilginç bir şekilde kontrol edeceğim. Bunu size göstereceğim sonraki bölümde. Ama bu bölümü şimdi burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötes kötenin günler, iyi eğlenceler. Biraz sessiz bir bölüm oldu sanırsam. Hani hala yorgunum biraz. Neyse.